Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bize şey yapan yani güvenen Çekip Bey'i ve Ersin Bey. Ersin Bey. Onları mahcup etmeden bugünlere kadar geldiğimiz için çok mutluyuz. Gururluyuz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. Allah utandırmasın. Amin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Alın. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin. Kuzey, Kuzey koş. Çabuk. Pardon, ben bir iki dakika bir şey yapmaya geliyorum. Kuzey çabuk. Sen Bekir abinin adamı mısın? Hayır. Ben Burak Çatalcalı. Seni Gökçer ararken yerde buldum Kuzey. Lan sen Ferhat'ın adamı mısın oğlum? Sonunda senin bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Bugün açılış olduğunu duyunca da seni görebilme ümidiyle geldim oraya. Onlara görünmeden sana nasıl ulaşacağımı düşünürken öyle bir anda fırlayınca büyük şans oldu. Sen beni nereden tanıdın? Venüs eski gazetelerdeki fotoğraflarını gösterdim. İnternetten de baktım hakkında çıkan haberlere. İyi de birader sen benden ne yardım istiyorsun şimdi? Ha? Yani ben senin bu anlattıklarını ilk defa duyuyorum. Bana ne Sinan Eller'in sırrından? Beni ilgilendirmez ki. Güney de biliyor sakladıklarını. O da beni bir an önce uzaklaştırmak istiyor buradan. Bak. Venüs senin mert dürüst bir adam olduğunu söylüyor. Eyvallah. Güney'le de arana çıkmış. Şimdi sen bana diyorsun ki bunların hepsi birlikte kardeşine dahil olmak üzere senden bir şeyler saklıyorlar. Sen git araştır, bul, gel bana söyle diyorsun, doğru mu? Aynen öyle. Bak sana bir şey söyleyeyim ben Şeker kardeşim. Ben öyle çok mertmişsin, çok dürüstmüşsün ayaklarına gelemem. Bu laflarla da hiç gaza gelen bir adam değilim. Bu bir. Sinan Erler'in takımıyla hiç işim olmaz. Onların işlerine burnumu sokmam. İki, Güney Tekinoğlu'yla aramda ne olursa olsun, o benim abim. Ben adam satmam. Ben biraderimi de satmam. Bu da üç. Aha polis geldi. Dört, benim bu işi halletmem lazım. Beş. Aslan abi, kaldır ellerini. Tamam, sakin olun. Ya bir saniye, bir dakika. Bir şey yok abicim. Tamam, bir şey yok. Yok, bir şey yok. Her şey kontrol edin. Ümit, tak kelepçeyi. Bir şey yok. Takın kelepçeyi de, bir şey yok. Karakolda anlatırsın. Tamam, karakolda anlatacağım ben. Ali, aç kapıyı. Bir şey yok kardeşim, sakin ol. Geliyoruz biz. Tamam abicim, bitmeyin. Tamam. Kardeşim, sen de niye buraya geliyorsun ki gibi direkt Bekir abinin yanına götürmüyorsun? Bekir'le bir ilgim yok benim. Bu araba benim sanırım. Siz de Burak Çatalcı'sınız. Hadi hadi ya, götürüyorlar. Ne işiniz var sizin Kuzey'le? Cemre! Size söylüyorum, ne istiyorsunuz Kuzey'den? Cemre, hadi götürüyorlar Cemre!
rezalet, yine skandal. Bize bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşinin orada bulunmasına hiç izin vermeyecektim bile. Daha ne kadar bu çocuk bize sorun çıkartmaya devam edecek? Ama yeter anne. Bineye bu kadar yüklenme. Banu lütfen. Tek kelime etme, çok sinirliyim. Öfkeliyim. Sen kardeşini tanıyorsun. Onun olduğu yerde olay çıkma ihtimali her zaman var. Niye onu uzak tutmuyorsun? Bakın ben de en az sizin kadar şaşkınım. En az sizin kadar öfkeliyim. Aması yok bunun Güney. Daha ne kadar hoş göreceğiz biz bu çocuğu? Öf. Hepimiz orada rezil olmak üzere hazır bulunduk. Yarınki gazetelerde yazılacakları düşünemiyorum. Merak etme, haber olmasını önlemeye çalışacağım. Ya neden Sinan Erler olarak insanlara böyle ricalarda bulunmaya mecbur ediliyoruz? Nedir bu ya? Anne. Herkesin gözünün üzerimizde olduğu bir zamanda şu başımıza gelene bak. Bu topluluk önünde yaşadığımız düğün öncesinde iyi bir prova oldu. Ya düğünde de bir olay çıkmayacağının garantisini kim verebilir? Söyleyin bana kim? Anneciğim. Banu. Evet, fazlasıyla müsamaha gösterdik. Ama Güney'in ailevi problemlerinin daha fazla skandala yol açmasına izin veremeyiz. Polisi ben çağırdım. Ne? Benim yüzümden oldu. Tam niye böyle bir şey yaptın peki? O Ferhat denen adam yüzünden gerildiniz hepiniz. Ne yapayım, ben de korktum. Bir şey yapar, açılışa gölge düşürür diye... tedbir olsun diye çağırdım. Ya birbirleriyle uğraşıp duruyorlar. Daha evden çıkarken tavşan yolladı. Kuzey'in olduğu her ortam o adamın tehdidi altında. Sırf açılışın güvenliği için yaptım. Korumak amaçlı. Nereden bileyim Kuzey polisleri görünce kaçacak? Ferhat'la hesap beni ilgilendirmiyor ki. Ben sadece işimizi düşünerek bizi korusunlar diye çağırdım. Allah, nelerle uğraşıyoruz? Kimlerle uğraşıyoruz? Bize bunları yaşatmaya kimseye hakkı yok. Özür dilerim. Güney, öyle olacağını bilmiyordum. Lütfen çok özür dilerim. Sen yapılması gerekeni yapmışsın. Ne yazık ki bunları senden önce Güney'in düşünmesi lazım. Sen tedbirini almış olsaydın herkesin gözü önünde bu duruma düşmezdi. Engelleyebilirdin bütün bunları. Verdiğiniz emek bu kadar ucuz olmamalı. Sen işinizi de tehlikeye attın. Hadi bırak işi. Madem böyle bir tehdit vardı, demek ki oradaki herkesin can güvenliği tehlikedeydi. Ama öyle bir şey olmadı. Ha. Evet. Ya bunun için şükretmeliyiz. Gerçekten sen o düğüne gitmek istiyor musun? Sen bana onu söyle. Evet, gideceğim. Kararlıyım. Eminsin değil mi? Anne, bütün gün şirkette Güney'de burun burunayız. Şimdi gitmezsem perişan oldum. Onları gelin damat olarak görmeye dayanamadım zannedecek herkes. Herkese ne canım? Ben sana soruyorum. Gideceğim anne, kesin. İyi o zaman. Madem kararlısın, o düğünde en şahane biz olacağız. İyi, tamam, oluruz. Hadi kapatıyorum. Şimdi geç kaldım zaten. Cemre. Pasajda yeni bir yer açılmış, bana bak. İtalyan kumaşlar getiriyorlarmış hep. Gideyim oraya, ikimizin birer tuvalet kumaş seçeyim. Sonra götürür bizim sırmaya diktiririz ha. Güney'in düğünü için para harcamaya gerek yok anne. Aa. Asıl bizim o düğünde şam şam şakımamız lazım, deli. Şanımız olsun. İyi, tamam, bakarız hafta sonu. Bana bak, kendi başına bir iş yapma sakın. Hadi şimdi kapatıyorum, çok işim var. Cemre. Aman be. Ben bir an önce gideyim de halledeyim şu işi. Kızlar, dükkan size emanet. Can Bey, ben geldim. Tamam Cemre, hoş geldin. Kuzey ne oldu?
Emniyetten sonra savcılığa gittik. O yüzden biraz geç kaldım. Sonra onu mahkemeye çıkardılar. Ben de ayrıldım, geldim. Geçmiş olsun. Kuzey'in başı yine mi dertte? Ne zaman değil ki. Tamam Cemre, geçmiş olsun. Niye mahkemelik oldu Kuzey? Biz önce şu işimizi bitirelim mi? Şekip Uncu'yu iyi idare et. Kuzey yatsın kalksın sana dua etsin bence. Şekip Uncu mu? Onunla olan durumla ne bağlantınız var siz? Sen Şekip Uncu'yu tanıyor musun? Makara işinde onun da olduğunu söylemiştin ya. Öyle mi? Konuyu konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Beyler bırakın şu Kuzey'i falan. Artık işimize dönelim. Evet ya. Kuzey bulunmadığı ortamlara bile zarar verebiliyor gördüğünüz gibi. Adı bile toplantımızı bölmeye yetti. Devam edelim. Şimdi bu yeni ürün yaklaşık 2 ay içerisinde fabrikadan çıkacak. Biz daha öncesi için taahhütte bulunmadık. Ama kapasiteyi arttırarak en geç 40 gün içerisinde ürünü teslim etmeyi hedefliyoruz. Söz veriyoruz demiyorum. Hedefliyoruz. Sayın hakemim, ben o eve girdiğimi inkar etmiyorum ki. Girdim ama yani ne bir şeye zarar verdim, ne kimseye zarar verdim. Buyurun işte, avukatı da söyledi yani bir zarar, bir ziyan yok diye. Kamera kaydı da varmış ellerinde. İzleyin görün ne yapmışım, ne etmişim diye. Yani öyle hırsızlık niyetiyle falan kimse iftira atamaz bana. Niye izinsiz girdin o zaman oğlum? Yani savcı bey de söyledim, bu Ferhat olacak. Ferhat, Simay Tekinoğlu'nu, yani benim boşanmak üzere olduğum eşimi evinde alıkoyuyor. Efendim? Siz o resimleri de gördünüz, altında yazılanları da gördünüz. Ya dövüp evimizin önündeki çöp kutusuna attı o kadını. Ondan sonra da benim üstümü yıkmaya kalktı. Sonra hastaneden kaçırdı, evinde tutuyor hala. Sırf beni tahrik etmek için o da. Şeyde Cemre'nin doğum gününde yani... Yani Cemre Çayak benim arkadaşım ama onun doğum gününde... Şeyde doğum günü pastasının içine patlayıcı koyup gönderdi, patlattı. İşte söylesinler. Müsaade ederseniz buyurun. Yani Zeynep de burada, Ali de burada. Onlar da şahitler. Ondan sonra o gece daha gitti ki hepimiz şikayette bulunduk. Hepsi de şeyde var, kayıtlarda var. Ben onun evini, karımı kurtarmak için gittim. Onun silahlı adamları benim üzerime gelince de kaçmak zorunda kaldım ben. Hakimim, bu adam çok tehlikeli. Yani vallahi. O öldü dediği karısı da yaşıyor üstelik. Onu biliyorum ben. Gözümden gördüm. Yemin ediyorum, gözümden gördüm. Karısının mezar taşını da gördüm, evindeki ekrandan görüntüsünü de gördüm. Kadın intihar etti diye geçmiş kayıtlarda ben ama ona alıkoyduğu yeri de buldum. Anaokulunda saklıyordu. Bulduk orayı biz. Ben arkamdaki görmüş olduğumuz arkadaşlarımla bulduk. İşte tam o esnada onun silahlı adamları geldi bizim üzerimize. Sonra bir öğrendik ki şey yapmış, kadını kaçırmış. Hasta bir de kadın, felçli falan. Bakın yani gerçekten bir araştırılsa bunun altından başka cinayet de çıkacak yani. Hakimim, bu adam çok tehlikeli. Ben onun evine bir zarar vermedim. Ama o benim etrafımdaki değer verdiğim herkesle uğraşıyor. Asıl mağdur olan benim. Benim. Yeminle söylüyorum beyim. İnanın bana. Orta Doğu projesini biraz ertelememizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Babam da benimle aynı fikirde. Kuzey'i bu işe dahil etmek isteyen sizdiniz. Yani operasyonun ilerleyişini bir görelim, ondan sonra karar vereceğiz. Bakın, ben kardeşimle iş anlamında yollarımı ayırmıştım. Projemize zarar veriyor diye kanuni yollara bile başvurdum. Buna rağmen babanız onun ayağına kadar gitti. Kuzey'i cesaretlendiren, bu işte olması için onu ikna edenler sizlersiniz. Ben kontrolü elden bırakmamak için karşı durmadım size. Başka formüller geliştirdim, böyle bir ortaklığa gittim. Yani kimsenin başı ağrımasın diye fedakarlık yaptım aslında. Çok profesyonel bir davranıştı bence. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
Ama benim önceden öngörüp de önlemeye çalıştığım şeyler gerçekleşti diye şirketimizi cezalandıramazsınız Ersin Bey. Rica ederim Güney Bey, böyle almayın durumu. Ceza ne demek? Ya kusura bakmayın ama ben böyle algılıyorum. Hatta benim size öfkeli olmam gerekiyor. Ya siz projenin en önemli adımını erteleyelim diyorsunuz. Bakın, sizi anlıyorum. Ama yani bugün yaşanan olaylardan sonra yola nasıl devam edeceğimizi biraz daha düşünmekte fayda var. Öyle değil mi? Önümüzü net bir şekilde görelim önce. Sonra her şey yoluna girer diye düşünüyoruz. Ama öncelikle basında yarın nasıl yer alacağız, onu halletmemiz lazım. Yok, arkadaşlar çalışıyor zaten. Haberlerin çıkmasını önleyeceğiz, merak etmeyin. Güzel. Peki. Bu olayın çabuk unutulmasını dileyelim. Yarın tekrar görüşürüz. Arayacağım sizi. Haber bekleyeceğim. Lütfen rahatsız olmayın. Hoşçakalın. Saat 15'lik toplantıyı yarın sabah 10.30'a aldı. Banu Hanım oturma düzeniyle ilgili son planı gönderdi incelemeniz için. Bu arada bakmanızı istiyor, acilmiş. Organizasyon şirketinden geri dönüş bekliyorlar bunun için. Bu arada kostüm provanız var bugün. Saat 5'te sizi bekliyorlar. Ben aşağı inecektim. Sonra inersin. İyi misin sen? Ya... Ya her şey bu kadar güç olmak zorunda mı? Ben hayatta hiçbir şeyi kolay elde etmedim. Bundan sonra da zor olacağını biliyorum ama... Nefes aldırsın ya. Bir rahat versin. Sürekli çelme takıyor, sürekli ayağıma dolaşıyor. Ne tarafa baksam kuzey duvarına tosluyorum. Ya benim başım beladan kurtulmayacak. Bu nasıl bir lanettir? Yine işime köstek oldu. Yine rezil etti beni. İsteyerek olmadı ki. Bir de onun tarafından baksana. Ya bırak. Ben de kime söylüyorum zaten. Sen her zaman onun yanında oldun. Benim ne hissettiğimi ne anlarsın ne de bilirsin. Aptal aptal sana konuşur. Suçlamak en kolayı değil mi? Sürekli kendin için sızlanıp duruyorsun ama başkalarının ne yaşadığı senin umurunda bile değil. Bencil herifin tekisin sen. Ben seni çok iyi tanıyorum Yunan. Bir zamanlar nişanlıydım. Bencilliklerinden payını en fazla alanlardan biriyim ben de. Ezip geçersin sen insanları. Dönüp arkana bile bakmazsın. Sonra da durumu kendine yontmak için sızlanıp durursun işte böyle. Evet. Kuzey'i ezip geçtim. Seni ezip geçtim, evet. Bana nasıl bir adam olduğumu sormuştun ya geçen gün. Bencilsin bak, onu söylemeyi unutmuşum. Bencilim öyle mi? Kuzey yüzünden ayrıldığımızı bilmiyorsun tabii. Ne diyorsun sen be? Kuzey'le ne alakası var? Sen beni aldattın, unuttun galiba. Banu'yla yattıktan sonra dönüp özür dileme zahmetine bile katlanmadın. O adamları bile göstermedin. Çünkü senden tamamen kopmak istedim. Çünkü Kuzey vardı aramızda. Anlamıyor musun? Kuzey'le ne ilgisi var? Ben senden Kuzey yüzünden vazgeçtim Cemre. O da sana aşık olduğu için. Hala bilmiyor musun? Kuzey aşkını itiraf edemedi mi sana? Bana bak, manyak manyak konuşma.
O gece yaşanan her şey de Kuzey insana olan aşk yüzünden. Anladın mı? Hangi gece? Hangi gece Güney? Söyler misin ne olmuş benim yüzümden? Efendim bana. Tamam canım, tamam geliyorum şimdi. Ne bir laf ettin gerisini getir. Kuzey'e sor. Devamını o anlatsın sana. Bak işte yine aynı şeyi yapıyorsun. Kendi suçunu örtmek için başkalarına suç atıyorsun. Cesareti varsa aşkını itiraf etsin sana. Çamur at, kendin sıyrıl değil mi? Bana rağmen itiraf etsin. Savunması davalının ağzından dinlendi. Davacı vekiline söz verildi. Buyurun. Sayın hakim, Kuzey Tekinoğlu'nun kendisini savunmak adına müvekkilim Ferhat Nezih Coşkun'a atfettiği suçlar hayal mahsul iddialardan ibarettir. Kuzey Tekinoğlu, müvekkilimle birlikte aynı hapishanede mahkumiyetleri sırasında da sürekli müvekkilime karşı saldırılarda bulunmuş, hatta öldürmek kastıyla yaralamıştır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O da beni öldürmek istedi hakimim. Beni yaraladı. Otur oğlum. Seni dinledik. Söz vermeden konuşma. Otur yerine. Müvekkilim mahkumiyeti sona erdikten sonra iş hayatına geri dönmüş, yaşamına kaldığı yerden devam etmekteyken davalının sürekli tacizine maruz kalmaktan son derece rahatsız ve şikayetçidir. Ya. Davalı mahkemenize delil niteliği olmayan bir takım resimler sunarak göz boyamaya çalışmaktadır. Boşanmak üzere davalı olduğu eşini uyguladığı şiddet sonucu hastanelik eden kendisidir. Yalan. Yalan. Müdahale etme, atarım dışarı. Eşi hastane kayıtlarıyla da desteklendiği üzere şiddet görmüş ve bunun da Kuzey Tekinoğlu tarafından gerçekleştirildiğini beyan etmiştir. Davalı saplantılı bir şekilde müvekkilimi taciz ve tehdit etmekte kalmayıp muhtemelen kendi çektiği fotoğraflarla yalan ve iftira içeren beyanlarla müvekkilimi mağdur etmektedir. Kim yalancılar? Şşş. Hey! Kim yalancılar? Otur yerde. Mahkeme burası. Herkes yerine otursun. Kim yalancı? Namussuz. Tamam. Otur yerde. Ya abi sen. Şşş. Herkese saygılı olun. Oğlum burası herkes gibi. Otursun. Abi. İftira atıyorsun diyor. Ali yalancısın diyor bana. Bir dakika. Oğlum, sakin ol. Kuzey. Özür dile oğlum, özür dile. Özür dile. Bir daha taşkınlık yaparsan duruşmayı ihlal suçundan atarım içeriye. Bakın özür dilerim yani. Çok affedersiniz çünkü biraz böyle fevri davrandım. Ama ben biraz yani mağdur olduğumdan dolayı iftiraya şey öyle bir şey yapılınca şey yapamadım, gelemedim. Sus bakalım sen artık. Buyurun. Gözlerinizin önünde cereyan ettiği üzere davalı kendini kontrol etmekten aciz olup bu saldırgan tavrını müvekkilime karşı da her fırsatta göstermektedir. Önce seninle yapılacakları halledelim. Son duruma bakalım. Sonra sen provaya, ben provaya. Akşam da bizim kızlarla yemek yiyeceğim. O yüzden görüşemeyeceğiz. Ay ben Barış'la konuşacaktım. Düğün telaşı. Koşturuyorlar. Barış,
Ben de sana uğrayacaktım, unuttum. Neredesin sen? Şimdi çıktık şirketten. Organizasyonla ilgili koşturuyoruz. İyi, koşturma. Ya test sonuçları bugün verilecek değil mi? Evet, saat 5'te. Sen kendin almaya gideceksin değil mi? Başkasını yollama. Kesinlikle. Ben alacağım tabii ki. Hemen bana da haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi. Bugün her şey kesinleşecek. Bir de o var, doğru ya. Kuzey'le uğraşmaktan Burak'a unut. Tamam hayatım. Yakında soru sormaktan usanıp tamamen hayatımızdan çıkacak. Merhaba. Gelebilir miyim? Ne o? Gidiyor musun? Yapma Burak. Sakın bana pes ettiğini söyleme. Etmedim. Etmeyeceğim de. Yolculuk nereye peki? Benim zamanımda köşkte bir başkahya vardı Seher teyze. Nimet teyze onun adresini bulmuş. Akhisar'a gidiyorum. Onu bulup konuşacağım. Bir şey çıkar mı dersin? Umut etmek istiyorum. Burak, seni yanlış yönlendirdim. Kuzey yanlış adresti. Boşu boşuna vakit kaybettirdim sana. Olsun. Yine de işlerinde en net konuşan adamı. En dürüstü. Kardeşiyle arası açık olduğu halde onu harcamadı. Kardeşini korudu yine de. Ondan yana oldu. Barış gibi değil. Onun değerleri var. Ne zaman dönüyorsun? En az 2-3 gün sonra. Belki de daha fazla. Şimdilik bilmiyorum. Bir şey öğrenirsen ara, olur mu? Tamam. Sen de. Kendi nedenlerin için olduğunu biliyorum. Ama yine de bana yardım ettiğin için teşekkür ederim henüz. Şimdi değil. Bilmek istediklerini öğrendiğinde teşekkür edersin. Gereği düşünüldü. Sanık Kuzey Tekinoğlu'nun müşteki Ferhat Nezih Coşkun'a ait meskenin mahremiyetini ve güvenliğini gece ihlali, sanığın üzerine atılan suç delillerle sabit olduğunda mahkeme huzurundaki tavrı erteleme hakkını ortadan kaldıracak şekilde tezahür ettiğinden, Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesi gereğince bir yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hapis cezasının ilgili kanun maddelerinin öngördüğü şekilde günde 50 liradan olmak üzere toplam 18 bin liraya çevrilmesine, sanığın bu süre içinde tutukluluk halinin bulunmamasına karar verildi. Geçmiş olsun birader. Artık kanından kaçmak zorunda değilsin.
Bir an önce uzaklaşalım. Atla hadi. Kuzey, gelmiyor musun sen? Siz gidin. Ben Ali'yle geliyorum. Doğru eve. Kırmayayım kemiklerinizi. Tamam, tamam. Hadi anlan. Kuzey! Şşt! Lan bana bak. Şşt! Oğlum bak, senin duydun mu lan beni? Eğer ben kuzeysem senin yatırıp duydun mu lan beni? Şşt! Ben şunu. Oğlum bak, seni pişman edeceğim. Seni pişman edeceğim lan. Lan duyuyor musun beni oğlum? Seni ben pişman edeceğim. Bak, senin canını okuyacağım. Eğer canını okumazsam cümle alemde gelsin benim suratıma lan. Ben şunu. Al. Al. Ne yapıyorsun? Yok, bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Yok, bir şey. Gayet iyiyim. Tamam, sanmam zaten. Bak. Bak, ona söyle. Ona söyle. Telefonu kulağına tut. Ona söyle. Onun canını okuyacağım. Değil. Bir anda boş bulundum. Aldı telefonu elinden. Özür dilerim. Mesele değil, mesele değil. Tamam. Ben tamam. Kuzey'di değil mi? Bağırırken duydum sesi. Hem sen onunla konuşurken yüzünün aldığı şekli tanıyorum artık. Sen onunla savaşmaktan zevk alıyorsun. Sona yaklaştığımız için zevkleniyorum. Yemeğini ye, soğutma. Senin ailen nerede? Bir ailen vardır herhalde. Yok. Nasıl yani? Hiç mi kimse yok? Kaç kere söyleyeceğim sana soru sormak yok diye? Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ben de seni merak ediyorum. Ne var? Yani kardeşlerin, akrabaların falan hiç mi kimse yok? Hiç evlendin mi sen? Bugüne kadar hep bekar kalmadın herhalde. Evlenmişsindir. Çocuğun var mı? Hayatında bir kadın var mı peki? Ben yalnız doğdum, yalnız öleceğim. Dikkat edin yavaş. Yavaş, başını çarpmayın. Kaldırın biraz, dik duruma getirin. Hadi saatler olsun. Şimdi saçlarınızı kuruttuktan sonra yemeğinizi yersiniz. 3-4 saat uyursunuz. Sonsuz uykulara yatmak istiyorum ben. Ne olur yardım edin. Yalvarıyorum size, merhamet edin. Çekin vurun beni ne olur. Yeter, bittin bu azap artık. Öldürün beni. Öldürün beni ne olur. Kurtarın beni. Allah korusun. Başka bir şey var mı? Yok, tamam, gidebilirsiniz. Öldürün beni. Lütfen, yalvarıyorum size. Lütfen, öldürün beni. Öldürün beni. Şşt, sakin olun, yapmayın böyle, ne olur. Ben dayanamıyorum artık. Böyle yaşamak istemiyorum. Lütfen, lütfen biri bana yardım etsin. Yalvarıyorum. Sabır, biraz daha sabır. Sizden vazgeçmesi yakındır. Kurtarın beni, Allah'ınızı severseniz kurtarın beni, ne olur. Sizden sonra yanında ilk defa bir kadın var. Genç bir kız, küçücük. Onunla gitti bugün. Onun için yanınıza uğramadı. Sabır Şermin Hanım, sabır. İnanın sizi azat edecektir yakında.
Nedir lan benim senden çektiğim? Adam olmayacak mısın oğlum sen? Ya ben seni müdafaa etmeye çalıştıkça sen tutuyorsun yerin dibine geçiriyorsun. Ben seni toplamaya çalıştıkça sen dağıtıyorsun. Ya biz kafamızı kaldıralım diye uğraşıyoruz. Sen tutuyorsun bizi paçamızdan aşağı çekiyorsun. Sana ne demeli ya? Ya sana ne demeli? Sana. Bozacının şahidi şıracı sende. Sami amca vallahi ben... Kes lan! Kes! Sahtekar herif. Yalancı. Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen ya. Biz soruyoruz. Nerede oğlum Kuzey? El cevap. Kuzey yok Sami amca. Çalışıyor Sami amca. Orada, burada. Açılacak kadar dokunmayın ona Sami amca. İnsafsız herif. Ya... Oğlum, sen bir fırsat bulmuşsun ya. Sonuna kadar kullansana. Ya bir işin var, sarılsana şu işine ya. Ya sen ne anlarsın afiyelikten ya? Sana mı düştü oğlum afiyelik işi? İşte böyle gel cezanı oturursun aşağıya. Nereden bulacağız oğlum biz o parayı? 18 bin lira ya. Tam 18 bin lira. Şimdi düğün üstü kolay bulunur bir para mı bu? Nereden bulacağız? Ağaçtan mı toplayacağız parayı? Gökten başımıza mı yağacak ya bu para? Seninle konuşmam lazım. Bugün bir ara görüşelim mutlaka. Önemli. Oğlum, biz bankanın kredisini zor buluyoruz ya. Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz ya? Ya 18 bin lira diyorum ya, 18 bin lira. Sen dua et, gene para cezasıyla kurtuldun. Ya tutup da hakim seni içeri atsaydı, ya hapse girseydin, tam işleri toparladın, bir baltaya sap oldun derken hop gene içeri. Ya oğlum, senin her şeye bodoslama atlama hakkın var mı ya? Ya insan bir düşünür, ya beyni olan insan bir düşünür. Tabii sende nerede o beyin? Ya sen niye bu adamın evine giriyorsun ya? Ya hiç mi korkmuyorsun ya? Hiç mi korkmuyorsun belaya girmekten? Ya sana mı düştü adamın ölmüş karısının peşine düşmek? Ya ben... Ya ben kendi gözümle gördüm. O yaşıyor kadın ya. Kes lan salak herif. Yapmışsın işte şikayetini. Var giriyorsun adamın evine gizli gizli gece vakti. Şu ol eşek ya. Baba ayıp oluyor ya tamam. Yeter artık bağırmasın. O böyledir kızım. Böyle kendi çığlığını duymadan başkasıyla anlaşamaz. Ne tamamı lan ne tamamı? Bağıracağım. Rahat gelene kadar bağıracağım. Sana mı soracağım lan? Bağırıp bağırmayacağımı. Hakimin karşısında bile duramıyorsun doğru dürüst. Belki hiç vermeyecekti cezayı. Zorla kaşınıyorsun, zorla aramıyorsun işte. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu dar zamanda ya. Nereden bulacağım ya ben 18 bin lirayı? Ne oldu? Oğlum hafiyecilik oynadı. Bu dar zamanda bulunacak para mı lan bu? Ya tamam ben şey... Ya dert etme bende o para. Tamam. Ne sende ya? Ne sende? Ya tamam halledeceğim diyorum sana dert etme. Gördük biz senin hallettiğin işleri gördük. Ya tamam sen merak etme. Ödeyeceğim ben. Niye güvenip de hallediyorsun ya? Niye ödeyeceksin ya? Ne oluyor ya? Aslan gibi kardeşi var yanında Sami amca. Sen hiç merak etme. Yani biz ikimiz el ele verdik mi her şeyi hallederiz. Sen gönlünü ferah tut. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Sen sabır ver ya Rabbim ya. Ya al birini vur öbürüne. Ya salaksınız ya. İkiniz de salaksınız ya. Oğlum tamam zart çürt ettik iyi hoş da biz o kadar parayı nasıl toparlayacağız lan? Nasıl bizde? Allah büyük be kardeşim. Ya Allah büyük de cepler küçük be oğlum cepler. Ya ödenir bir şekilde sen içini ferah tut. Nasıl ödenir lan daha siftahımız olmadı. Tamam daha fazla asılacağız demek ki makaraya. Ya orası Allah'ın emri de bu... Bu Ferhat bize o parayı kazandırmaz ki. Şş, rahat olun gençler halledeceğiz. Hadi atlayın. Canım sen gelme istersen. Olmaz. Seni yalnız göndermem. Ben zaten babama her şeyi açıklayacağım. Ya olur mu canım? Hüseyin abiye gidelim. İçi rahat etsin adamı. Biz de bir anlatalım. Ayıptır. Size mi gidiyoruz Zeynep? Hı hı.
Ne oldu? Hiç. Cemile bir şey konuşacakmış. Ha, Burak Çatalcalı ile ilgilidir. Taktı çünkü. Yani bütün gün Kuzey'le ne iş var diye. Konuş da rahatlasın. Bir konuşalım bakalım. Ben çıkıyorum. Güle güle. Ben biraz daha buradayım. Barış'ı mı bekliyorsun? Yok, Barış Bey zaten Sümer Bey'den sonra gitti. Ben birkaç bir şey toparlayıp öyle çıkacağım. Peki, kolay gelsin. Teşekkür ederim, güle güle. Yani bu sonuçlara güvenebilir miyiz? Yüzde düşük. Anneler farklı olduğu için zaten kromozomlar başta %50 ayrılıyor. Kalan %50 üzerinde uyum aranıyor. Babam yukarıda mı? Bahçede. İki farklı insanda %98'lik bir uyum yakalanması mümkün değil Barış. Kabul etmek istemesen de o çocuk Atilla'nın oğlu. Bu sonuç onu gösteriyor. Banu'yla Burak kardeşler. Kaçabilecek bir yer kalmadı diyorsunuz. Üzgünüm. Peki Ziya Bey, teşekkür ederim. Alo Burak. Neredesin? Bandırmadayım. Yeni indim deniz otobüsünden. Hayırdır? Bir gelişme mi var? Yok yok. Seni merak ettim, o yüzden aradım. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum aslında. Lütfen çok kalma. Neden? Seni şimdiden özledim desem. Günlerdir Tom ve Jerry gibi dolaşıyoruz. Alıştım sana. Yarın dönerim o zaman Jerry. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Hoşça kal. ...18 bin gene ucuz kurtulmuşsun bence. Bence de. Geçmiş olsun. Hadi böyle geldi geçti. Bundan sonrasına bakalım artık. Bundan sonra aklını başına al. Ben kimseye ders vermek haddim değil ama... Yok abi, estağfurullah, olur mu öyle şey? Bir abi tavsiyesi olarak söylüyorum. Yani bak, güzel bir işe başladın. Geleceği var mis gibi. Çok önemli iş adamları var arkanda. Kim ta işin başında böyle bir fırsat yakalayabilir? Yani
Bulmuşsun böyle bir şansı. Kullan. Ya ben de böyle bir fırsatı ziyan etmek istemem. Onun için o işlerden yakanı kurtarman lazım oğlum. Bırak bu Ferhat denilen adamla uğraşmayı. Ben Ferhat'la uğraşmıyorum ki. Ferhat benden uğraşıyor abi. Sen karşılık veriyorsun diye. O sana, sen ona. Sen bir yerde dur, o da durur. Yani nereye varacak bu işin sonu? Bak, babam da benim söylediklerimi söylüyor. Temizlen o çamurdan. Bir daha da üstüne başına bulaştırma. Sen bak işine gücüne. Yani adam gibi paranı kazan, hayatını kur. Avukat arıyor. Yarın boşanacağım inşallah. Alo. Ha. Eyvallah, eyvallah. Siz nasılsınız? Öyle mi, nedir? Ne? Hem de. Yuh. Ne oluyor? Allah kahretsin. Allah kahretsin ya, biliyordum. Ben bu namussuzun böyle bir şey yapacağını biliyordum ya. Tamam, tamam. Eyvallah, anladım. Tamam birader, sağ ol. Hadi eyvallah. İnanamıyorum ya, şaka gibi. Ne oldu? Simay Hanım vekalet verdiği avukatını azletmiş. İşte bu işi yapan da yeni avukat da dava dosyasını inceleyeceğim deyip zartçut falan deyip işte erteleme talep ediyor diyor. Yani yarın da boşanamıyorsun. Adli tatilde giriyor. En az Eylül Ekim'e kadar atar dedi benim avukat. Boşanacak bu kadın benden ya. Yani şey yapmayacak abi, mecbur boşan. Abi mecbur boşanacak da bir şey yapıyor yani. Bu beni biraz yokuşa sürüyor. Şeyden dolayı yani, bunlar Ferhat'ın oyunları. Benim sinirimi, öfkemi diri tutmak için yapıyor bunları. O aptalı bu şekilde kullanıyor. O da farkında değil. Hayırlısı. Nereye? Ya ben değiliz. Hava alayım ya. Geleyim mi? Yok yok, şey yapma sen. Ben böyle bir boğulacak gibi oldum da. Ben müsaade istiyorum. Bir şey yapayım biraz. Yürüyeyim, kendime geleyim biraz. Tamam. Abi müsaaden ya. Güle güle.
Bir iki aya kadar geri alırım inşallah. Alamazsam da canımı sıkar. Allah bereket versin. Aynı görün. Sağ ol. Haydi işte. Bıktın mı Cemre? Bıktım vallahi ya. Kıyamam ben sana. Ben çok mu istiyorum sürekli takılıp düşmeyi Cemre? Hı? Ne zaman bir adım atmaya kalksam mutlaka bir seçelme takıyor bana. Ulan bir doğru dürüst duramadım durduğum yerde be. Yani tam diyorum her şey bitti. Tamam diyorum her şey bitti. Yolları temiz. Yürü diyorum Kuzey. Kim tutar seni aslanım benim. Bütün sahalar açık, geniş öne diyorum. Bir bakıyorum, kocaman bir çukurun içindeyim tekrar. Girmişim. Ya bu nasıl bir pislik ya? Bu nasıl bir pislik ya? Üstüne bulaştı, yıka yıka geçmiyor. Anasını satayım ya. Allah cezasını versin. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim beyin. Ya var ya bak, çok bir şey istemiyorum bunu. Ya sadece bir gece. Tamam mı? Tek bir gece. Şu kafamı yastığa rahat rahat yatayım, koyayım istiyorum. Gözlerim de kendi dilinden kapansın istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya bu nasıl bir talihtir ya? Bu nasıl bir talihtir canına yanayım ya? İnsanın hiç mi bir işi rast gitmez lan? Bir de benim üstüme geliyorlar. Sanki bütün bunların olmasını ben istiyormuşum gibi. Ben artık bela istemiyorum Cemre. Gerçekten, gerçekten istemiyorum ama onlar benim yakam bırakmıyorlar. Biliyorum. Bir tarafta babam, bir tarafta o Ferhat, bir tarafta Güney,
Güney'in dırdırı. Şimdi bir de Burak Çatal çalışacaktı. Yardım istiyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Hey Allah'ım yarabbim ya. Ulan kelin ilacı olsa kendi başına sürer zaten. Sıkıntım kendime yeter ya. Bak Burak. Buram'dayım. Buram çok dolu. Böyle... Burada bir taş var yani. Konuşamıyorum çok fazla. O kadar sıkıntılıyım. Artık iyi bir şey olsun ya benim hayatımda. Güzel bir şey olsun benim hayatımda. Onu diliyorum yani. Zeynep var ya. O pırlanta. Pırlanta. Çamurun içindeki bir pırlanta o. Bugün Güney'le konuştuk da biraz. Bunları yani bu durumları. Onun da morali bozuk. Sana yükleniyor, laf söyleyip duruyor. Dayanamadım, cevabını verdim ben de. Sonra o bana, ben ona derken... Biz gerildik bununla. Sonra bana dedi ki... Şey dedi. Ben... seni Kuzey yüzünden bıraktım dedi. O gün yani... O gece kaza gecesi. Ne olmuşsa benim yüzümden olmuş. Ne demek bu Kuzey? Ne oldu o gece? Cemre yüzünden nefret ediyorsun, kabul et işte! Evet lan, senden nefret ediyorum. Çünkü herif olduğun için senden nefret ediyorum. Hayatım boyunca herkese sattığın için senden nefret ediyorum. Çünkü benim ömrümü yediğin için, geleceğimi yediğin için senden nefret ediyorum. Ve en ufacık bir pişmanlık duymadığın için senden nefret ediyorum. Ve bu kadar vicdansız olduğun için senden nefret ediyorum, evet. Cemre'yi sevdiğin için nefret ediyorsun. Baba! 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 Yapmayın. Baba! Baba bırak! Seni gebertirim lan! Sen artık gerçekten benim düşmanımsın lan. Duydun mu lan beni? Sen hayatımın sonuna kadar benim düşmanımsın lan. Duydun mu beni? Cemre'yle bir şey yaşadığın gün sorarım ben sana. O zaman sorarım. Ne olacak ki yani? Bir şey oldu ya. Olmuştu. Güney. Her zamanki hali boş boş konuşuyor. Kuzey, ben seni seviyorum. Gün olur şahım. Devri devranda. Kanın üstüne. Kanın yapsalar. Söz uçar yazı. Sus. İki cihanda eyvah. Çok seviyorum. İki cihanda eyvah. Sus Cemile. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa Cemile sus. Sus. Can durmaz, yazsan olmuyor. Korkaksın sen. Olmaz, kaleme tedbir. Komak tek durmaz, şikayetim var. Cümle yasaktan dillerimi hakim bey bağlasan. Kardeş hoş geldin. Gel
Boş. Ters bir zamanda mı geldin? Yok lan, gel lan, gel. Ne tersi, gel. Gel çök. Cem. Cemile. Cemre! Cemre! Efendim Cemre. Bana o gece ne olduğunu söyle. Ağlıyor musun sen? Güney, soruma cevap ver. Madem bir şey söyledin, devamını getir. Bu kadar çok mu merak ediyorsun ne oldu? Evet, çok merak ediyorum Allah'ın belası. En azından bu gece söyleyeceğin her neyse duymak istiyorum. O gece ne oldu bilmek istiyorum. Kuzuya anlatmadın mı? Yalvarıyorum. Söyle bana Kuzey'le ilgili, benle ilgili ne oldu o gece? Kuzey yüzünden yalvarıyor musun bana? Güney, lütfen. Artık bu bilinmezlikte yönümü bulamıyorum. Savrulup duruyorum. Ne olur yardım et, cevap ver bana. Cemre, ben de senin eski nişanlındım. Bugün bana söylediklerinin aynısını sen bana yapıyorsun, farkında mısın? Cezanı versin seni gerizekalı. Senin için hiçbir şey hissetmediğimi söylesem. Nefret bile etmiyorum senden. Ben seni çoktan bitirdim oğlum. Yoksun sen. Hiçsin benim için. Hatırlatırım sana. Lütfen hatırlat. Alo Cemre. Ya affedersin. Bana işkence etmekten zevk alıyorsun değil mi? Hayır, tabii ki, tabii ki öyle bir şey yok. O zaman anlat. Tamam, anlatacağım. Ama telefonda olmaz, yüz yüze konuşalım. Neredesin? Evdeyim, bana gel. Ortalıkta görünmekten iyidir. Yalnızım, rahat rahat konuşuruz. İyi, tamam, geliyorum hemen. Bir şey olmadı diyorsun yani. Ben de seni tanımıyorum. Olmuş işte. Ne oldu? Cemre ile konuştunuz mu sonunda? Hayır. Yarın duruşma var değil mi? Kuzey. Demet gelecek, ben onu bekleyeyim. Siz Cemre'ylisiniz diye onu da çağırmıştım.
İyi. Hadi eyvallah. Şişt. Sen de kal istersen. Eve gidip kuracaksın şimdilik. Yok ya, siz... Baş başa takılın. Benden bugün hayır gelmez size. Dur, dur. Bu ne? Para kardeşim. Burada canlı 18.000 var. Nereden buldun bunu? Arabayı okuttum. Oğlum sen hasta mısın? Sen manyak mısın oğlum? Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Senden para isteyen mi var? Oğlum, sende ne ilgisi var? Nişan için falan zaten para lazım değil mi? O yüzden şey yaptım. Ali. Ali, hasta etme adamı. O arabayı benim için sattın. Değil mi? Kuzey, vallahi billahi satacaktım. Al şu. Ya ayıp oluyor ya. Bir git şuradan. Hakikaten ayıp oluyor. Oğlum ben bu arabayı makareden kazandım, parayla almadım. Ne yaptın? Hayrına mı aldın? İt gibi çalıştın da aldın. E tamam. Ben de sana hayrına vermiyorum ki. Bu para senin bana borcun, tamam mı? Merak etme, ben düğün nişanda onun için gereken parayı ayırdım. Buna hemen ihtiyaç yok. Al şunu. Olmaz kardeş, olmaz. Olur mu olmazını sormuyorum lan. Delirtmeyin seni ya. Al şunu. İşini gör, ferahlayınca verirsin. Kuzey. Biz kardeş değil miyiz? Aynısı bana olsa, ben aynı durumda olsam, sen bana yardım etmeyecek misin? Ha kardeşim? Etmeyecek misin? Sen adamın dibisin be. Boynumu kıracağım lan, sarı. Aslan kardeşim benim. Ulan Ali var ya... Allah herkese senin gibi bir dost nasip etsin. Senin gibi de bir kardeş. Hadi, hayırlı gör. Bana bak. Şu Cemre konusunda da kasma artık. Yeter. Sana son kez söylüyorum. Bırak. İçinden geldiği gibi yaşa. Cemre'yi de üzme artık. Kendini de üzülme. Oğlum, asıl sen boşa çabalıyorsun. Bak ben sana söylüyorum. Sen günün birinde Cemre ile olacaksın. Ben biliyorum. Olmaz. Mümkün değil kardeş. Çok vaktim yok. Gel.
Evin güzelmiş, güle güle otur. Bir şey içer misin? Hayır. Otur da konuşalım hemen. Daha eve gitmedim, şarjım da bitti annem, merak etme. Ara burada. Yok. Keşke dışarıda buluşsaydık. Niye buraya çağırdın ki beni? Şimdi Banu gelecek, bir şey olacak. Gelemez. Arkadaşlarıyla yemekti. Düğüne geliyor musun sen? Geliyorum. Hiç tamam. Hadi anlat, ne anlatacaksın? Kuzey benim kardeşim. Onunla geçmişimiz ortak. Acılarımız ortak. Yaralarımız ortak. Sen de onlardan birisin. Kuzey de sana aşıktı. Yani bilmiyorum. Belki benden önce sevdi seni. Ama seni sevdiğimi ilk ben söyledim. Ben sana sorarım, telefon kapatmayı. Ay sakin ol Gülten. Allah'ın başına bir şey gelmedi inşallah. Alo Zeynep. Cemre sizde mi kızım? Hayır Gülten abla, öğleden sonra onu hiç görmedim. Kuzey ile Ali'nin yanında mı acaba? Yok, yani zannetmiyorum. Kuzey evde, Ali de Demet'le buluşmuştur. Ya. Bir şey mi oldu? Hala eve gelmedi bu kız. Telefonu da kapalı. Meraktan öldüm. Barış'la mı beraber acaba? Yok canım, öyle olsa söylerdi bana. Şirketi de aradım, güvenlik tek başına çıktı dedi. Ben de merak ettim şimdi. Ay bir şey gelmesin başına. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. E nerede o zaman? Ay Zeynep, elim ayağım titriyor valla. Peki bir şey diyeceğim, bu arkasındaki adamın... O... Korumanın telefonunu falan mı bulsak biz? Belki o bir şey biliyordur ha? Siz kapatın. Ben Kuzey'den hemen öğreniyorum şimdi. Onda mutlaka vardır. Ay ara ne olur Zeynep. Tamam. Hemen arıyorum. Efendim Zeynep. Ya Kuzey, Cemre hala eve gitmemiş. Nasıl gitmemiş ya? Beni de Gülten abla aradı. Panik halde. Telefonu kapalı. Eve hala gitmemiş. Sende o adamın numarası var mı? Yani arkasındaki korumanın. Var var. Var, şey yapmayın, merak etmeyin ya. Böyle ters bir şey falan olsa benim haberim olurdu. Yani kesin olurdu. Adamın numarasını verebilir misin? Gülten abla istiyor da. Tamam, ben arar şey yaparım, haber veririm Gülten Hanım'a. Tamam, seni de ararım. Tamam, hadi. Tamam, peki canım. Görüşürüz. Neredesiniz koçum? Abiyetiler'deyiz. Ne işiniz var orada? Vallahi bilmiyorum. Cemre Hanım senin yanından ayrıldıktan sonra bir süre ağlayarak yürüdü. Sonra biriyle telefonla konuştu. Sonra da taksiye atlayıp buraya geldi. Neresi orası? Doğru düzgün anlat bakayım şurayı sen. Güney'in evi. Efendim abi?
Yok bir şey, gözünü dört aç. Duydun mu beni? Hadi. Gülten Hanım, ben aradım şimdi adamı. Öyle şey yok yani, bir sıkıntı falan yok. Cemre şey yapmış, bir arkadaşıyla buluşmuş, öyle bir kafede oturuyormuş şu anda. Bana niye haber vermiyor o zaman? Vallahi bilmiyorum. Herhalde şarjı bitti yani. Ama içiniz rahat olsun, öyle bir şey yap. Biz hiçbir sıkıntı yok yani. Yapılır mı kızım bu ya? İyice sorumsuz oldu bu ha. Ödüm patladı vallahi. Bu Ferhat falan bir şey yaptı sandım. Yok yok, hiç öyle bir sıkıntı yok. Siz merak etmeyin yani. Her şey kontrol altında. Gelir birazdan. Peki sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Daha sen yeni gelmedin mi? Ne işin var Ali'de? Otur oğlum oturduğun yerde. Sana söylüyorum. Ya bak, bir huzur ver. Bir huzur ver, gözünü seveyim. Ben sana bir vereceğim huzuru. Göreceksin sen o zaman huzur neymiş. Şık olacak. O gün sana bir şey almıştı sanırım. Hediyeydi galiba. O fotoğrafçının kırılan makinesinin parasını verememiş. O makinenin parasıyla sana hediye almış çünkü. Hani bahçeye gelmişti o gün, hatırlıyor musun? Bizi öpüşürken görmüştü. Sevgili olduğumuzu o gün öğrenmişti. Şok olmuştu. Gördüğü manzaranın öfkesiyle eve gitmiş. Kuzey o haldeyken babam fotoğraf makinesinin parasını sormuş. Olay çıkmış, kavga etmişler. Kuzey de evde duramamış, içmeye gitmiş. Sus, tamam, anlatma. Oraya geliyorum şimdi. Cemre aşağı insin. Başta kafamda parçaları birleştirememiştim. Senin deneme çekimine gittiğin bir gün vardı hani. İlk kez o gün Kuzey seni izlerken fark ettim. Anladım. Yani bilmiyorum, aslında siz ilk mahalleye taşındığınızda da sana karşı bir şeyler hissediyordu galiba ama konduramıyordum. Ama o gün onu kimsenin izlemediğinden eminken bakışlarını gördüm. Benim sana baktığım gibi bakıyordu. Sus, tamam, anlatma, istemiyorum. Ben senden o gün vazgeçtim Cemre. Sonra onunla konuştum. Gerçekten duygularını öğrenmek için Banu ile beraber olacağımı söyledi. Tabii kabul etmedi. İnkar etti. Bağırdı, çağırdı, öfkelendi her zamanki gibi. Ama
Cemre. Kuzey de seni seviyor. O tokat bana mıydı yoksa Kuzey'e mi? İkinizden de nefret ediyorum. İkinizden de. Hayır. Nefret etmiyorsun benden. İstesen de edemiyorsun. Çünkü aynı şeyleri hissediyoruz. Sen de benim içimde hep bir yerlerde olacaksın. Bırak gülmek. Cemre. Anlamıyorsun değil mi? Biz nereye gidersek gidelim birbirimizden kopamayacağız. Sen de biliyorsun bunu. Hayır. Cemre, ben sevdiğim kızdan ayrıldım. Kardeşim için sevdiğim kızı feda ettim. Seni feda ettim. Ne? Bırak. Cemre, Cemre. Bir günde her şey değişti. Sen benim kardeşimin sevdiği kız oldun. Bırak lütfen. Cemre. Bırak. Şimdi sınamak ister misin beni? Lütfen. Artık kaybedecek çok şeyim var. Umrumda bile değil. Seninle gelmemi ister misin? Güney, ne olur bırak. Cemre. Güney, ne olur bırak. Ayo nerede? Koridorda, soldaki ilk kapı. İki dakika bekle, geliyorum. Tamam. Burası mı? Üçüncü kat abi. Eyvallah. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak benim için. Benim için de öyle. Artık biliyorum. Ömür boyu aranızda olacağım. Bundan kurtuluş yok. Ne oluyor? Senin ne işin var burada? Cemre. Annen seni çok merak etti. Ben de seni çok merak ettim. Ferhat bir şey yaptı zannettim. Sen gerçekten niye geldiğini söyle buraya. Söyle. Hadi. Taksi aşağıda bekliyor. Adresini biliyordun. Buraya gelirken Cemre'nin benim evimde olduğunu anlamışsındır herhalde. Merak ettik, geldik. Cemre'nin başına bir şey gelmediğini biliyordum buraya gelirken. Cemre'nin benim yanımda olduğunu bile bile geldim. Benim evimde olduğunu bile bile dayanamadım, koşarak geldim. Ha? Lan bak. Kapa çeneni, senin ağzını burnunu kırarım. Ne oldu? Hala dökülememişsin Cemre. Lan. Hadi. Lan seni yemin ediyorum geberteceğim lan. Cemre buraya senin için geldi. Buldun mu? Ne anlattın lan sen ona? He? Ne saçmalıyorsun? He? Sana söylediklerim olacak. Göreceksin. Bütün bu laflarımı yutturacağım sana. Ben de bunu göreceğim. Cemre ile siz sevgili olacaksınız. Duydun mu beni? Sen çek elini. Allah. Allah belanı versin. Göreceğim ben. Ömür boyu hatırlatacağım bunu sana.
Cemre'nin sevgili olduğunuz zaman hesaplaşacağız seninle. Duydun mu? Benim nişanlımla birlikte olduğum gün. Takip et. Ne bakıyorsun lan? Takip etsene. Ben düğün günü kızı uzaklaştırırım, kaçarız gideriz, bir yerlerde tatil yaparız diye düşündüm. Şimdi tam göbeğine düştük, görüyor musun? Şimdi ben hevesli durumdayım, o gitmek istemiyor. Ama abla şimdi daha beter değil mi? Gideceğim gideceğim derken birden vazgeçtim denir mi? Aman! El alemin ne dediği umurumda değil. Benim kızım daha önemli. De, bu güzelliği göremeyecekler diye yanıyorum ben. Maşallah abla, çok güzel olmuşsun. Elbisemi giyemeyeceğim diye yanıyorum. Git ayol. Cemre gelmese de sen git. Bu düğün kaçar mı canım? Magazin de oradadır şimdi. Mutlaka senin de resmini çekerler abla. Vallahi mı? Kesin. Haftaya şu dergilerde senin de resimlerini görürüz. Dur kız. O zaman biraz daha belirgin hale getirelim şu yüzü. Madem tarihe geçeceğiz. Sustukça birikiyor içimde kelimeler. Çığlık çığlığa söyleyemediklerim. Efendim? Akşam sana tekneyi yolluyorum. Ne teknesi pardon? Düğüne gelmen için. Annenle Üsküdar'dan binersiniz. Teşekkür ederim ama söylemiştim gelemeyeceğimi. Biliyorum ama kabul etmiyorum. Barış Bey, ben gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Belki ben keyfini yerine getiririm. Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim ama inanın gelemeyeceğim. Beni yalnız mı bırakacaksın bütün gece? Barış, ben gerçekten... Kiminle dans edeceğim peki? Ama ben gerçekten gelecek halde değilim. Sana 2 saat veriyorum. Barış. Tamam, 3 saat. 1 saat de fazladan. 3 saat sonra tekne iskelede olacak. Bak, gelmezsen bütün gece surat asacağım. Soranlara da sebebin sen olduğunu söyleyeceğim, ona göre. Tamam, geleceğim. İşte bu. Teşekkür ederim ilginiz için. Asıl ben teşekkür ederim. Sayende gün benim için yeniden başlıyor. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yönümü bulamıyorum. Teşekkür ederim.
anne, inanmıyorum. Bu gerdanlığı evlenirken babam bana hediye etmişti. Sinan Erler'in en güzel mücevheri artık senin. Ya çok teşekkür ederim anneciğim. Ya. Arkada bıraktıklarına mı bakıyorsun? İstanbul'u yeniden nereden fethetsem diye düşünüyordum. Sen Banu Sinan Er'i koluna takarak yapabileceğinin en iyisini yaptın bence. Bugün Banu ve benim en mutlu günümüz. Üzgünüm Barış, kadınızı kaçıramayacaksın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz baba. Oğlum. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum ne kadar güzelmiş burası, kocaman. Anne tamam yavaş. Nerede giyeceğim oğlum ben? Ha bu tarafta. Banu nerede? Gel gel bu tarafta götüreyim ben seni. Buyurun efendim. Buyuralım bakalım. Üç gündür açılmıyor mu bu kapı? Efendim kesin talimatı var Burak Bey'in. Rahatsız edilmek istemiyor. Burak, pencereleri açın, perdeleri de her şeyi. Burak'cığım, iyi misin? Kapat şunu. Küveti hazırlayın siz. Neden bana döndüğün haber vermedin? Üç gündür bu halde misin sen? Burak. Venüs. Lütfen git buradan. Banyo 5 dakika sonra hazır. Tamam, siz çıkabilirsiniz. Yardıma ihtiyacınız var mı? Çık dışarı. Burak, bak bana. Ne oldu Balıkesir'de? Her şeyi öğrendin mi? Öğrendin. Bana söylemeyecek misin? Tamam. Önce bir suya gir, rahatla. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz. Tamam, hadi gel. Ben varım artık yanında. Bundan sonra hep yanındayım. Kapadın şu kapıyı ya. Duymayalım artık şu kadının sesini. Yazıktır. Bitmedi mi işin daha? Bak çiçekler de görülecek. Hazır işler yapmaya başlamışken. Gideceğim, vuracağım, sevaba gireceğim valla. Çek vur. Karatesini onun haline soksun.
Ben zaten ona... Tövbe tövbe. Merak etme. Cezanı biten bir tat. Yine Ferhat abinin sağ kolu olursun. Söylen mi adımı sana? Ayıptır. Ya yürü git lan. Şimdi girişeceğim size. E hadi kas kas, buraları da kas. Silahın tatlısıyla kas. Paslanmasın o silah. Hüseyin abi, toparlanamadın mı sen? Kuzey, hoş geldin. Gel. Ya ben bugüne ayağa kalkarsın diye düşünüyordum ama. Ha, sorma. Akşam gene ateşlendi. Ben gelemeyeceğim galiba. Vallahi yani aslında benim de pek gitmeye niyetim yok gerçi ama. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ya ben gene başladım. Zeynep. Sen ne olmuşsun öyle ya? Efendim mi? Vallahi dilim tutuldu yani. Yani sırf bu güzelliği görmek için de gidilirmiş düğüne. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Geç. Hadi hazırsan gidelim. Aa, Cemre aradı beni. Barış tekneyle aldıracakmış onları. Biz de onlarla gidelim. Yolla taksiyi sen. Cemre düğüne geliyor mu? Hı, karar değişti, geliyormuş. Niye yüzün düştü? Ne oldu, bozuk musunuz yoksa? Yok yani... Ne alakası var canım? Hı. Ne zamandır da görüşmüyorsunuz? O şey... Yani pek fırsat olmuyor. Ondan... E hadi taksi yolla. İçeride bekleyelim. Tekne geldiğinde haber verecekler. Ya şey yapalım, onlar tekneyle gitsinler de biz ayrı arabayla gidelim seninle. Benim bugün biraz midem kötü. Çünkü denizi de gördüm, denizde felaket dalga var. Böyle şimdi tekne falan da tutar, o yüzden şey olmasın, sıkıntı olmasın. Hüseyin abi müsaadenle biz gidiyoruz. Tamam, tamam hadi gidin size, iyi eğlenceler. Tamam abi, teşekkür ederim. Herhangi bir şey ihtiyacın varsa abi lütfen haber et. Sağ ol. Babacığım ilaçlarını almayı unutma sakın. Aman merak etme. Siz de erken döneceksiniz değil mi? Ben merak etme abi. Yani çok geçe kalmayı düşünmüyorum. Müsaaden abi. Hadi güle güle. Görüşürüz. Çok şükür ya Rabbim. İnsana neler nasip ediyor görüyor musun? 40 yıl düşünsem özel bir tekneyle bir düğüne gideceğim aklıma gelmezdi Cemre. Ay Cemre, senin gelir miydi? Gelmezdi. Şu adamcağıza söylesek de biraz yavaş gitse, saçımız başımız bozulmasa Cemre. İnince şöyle düzeltirsin elinle. Bak başlamışlar bile. Ay kalabalığa bak. Ay Allah'ım ya Rabbim, sen beni mahcup etme ya Rabbim. Ay şimdi ben şu güzelliğimle ya düşerim tepe taklak, ayağım takılır. Ya hapşırık tutar ya hıçkırık tutar. Bir baksana bana, dişinde ruj var mı? Cık. Sen göster bakayım. Ya anne yapma şimdi, yaklaştık. Ya bir bakayım, deyiver şöyle. Deyiver. Yok bir şey. Hey Allah'ım ya Rabbim. Cemre'ler geliyor. Cemre'ye bak, hava 1500. Yakışır kardeşim. Keşke Barış da gelseydi. İşte şimdi düğün bir şeye benzemeye başladı. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun. Kardeşim, mekan şahane. İçkiler de on numara. Ah ulan paranın gözünü yiyeyim ben. Kim bilir kaça mal olmuştur abi. Hoş geldin. Güzel oğlum, helalim parasını.
Tabii oğlum, orası öyle de. Zeynep'in parası, Züğürt'ün çenesi hesabı işte. Nice to see you. Congratulations. Hello. Nice weather. Hello. Happy to see you. Hi. Nice to see you. Ziya'cığım, hoş geldin. Çok hoş görünüyorsun yine. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şeye rağmen davetli olduğuma sevindim. Banu seni görmeseydi çok üzülürdüm. Merhaba, hoş geldin. Teyze. Ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Çok teşekkür ederim ya, sağ olun. Hani siz de çok görkemli olmuşsunuz. Vallahi ama çok sağ ol canım. Ay Cemre, baksana bu şu kimdi, şu kimdi? Bir baksana. Yok yok, bakma bakma da. Beyaz saç bak hemen, ay dur, adı dilimin ucunda da getiremedim. Bakmazsan nereden bileceğim? Ama çaktırmadan bak, kırmızı elbiseli kadının arkasındaki adam. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın o günden beri? Vallahi çok iyiyim, Allah'a şükürler olsun ya. Ben o günü zaten unuttum, bitti gitti Şekil Bey. Sana da o yakışıyor zaten evlat. Önüme bakıyor. Evet, tabii, tabii. Canlar geliyor, yanlarına geliyor. Onu çok iyi teşekkür ederim. Ay. Ya Güney, ölüyorum heyecandan. Bende de başladı biraz. Herhangi bir aksilik yok değil mi? Merak etme, her şey kontrol altında. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli davetliler, bu akşam burada bu genç çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Çiftimizin dairemize evlenmek için yapmış olduğu müracaat incelenmiş olup, evlenmelerinde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi siz davetliler ve şahitler huzurunda bir kez daha sormak istiyorum. Siz Banu Hanım, hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan, kendi hür iradenizle Güney Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Güney Bey, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi hür iradenizle Banu Hanım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Efendim, siz de bu mutluluğuna şahitlik eder misiniz? Evet. İmzalar lütfen.
şahitler de imzalasın lütfen. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aç karnına içmeseydin. O geceden sonra söyleyeceğin ilk laf bu mu olacaktı? Geldin mi? Bizim yerimiz burasıymış. Gel otur. Sen biz takacağız hediyesini. Ne bileyim ben de. Kimse gelinin üzerine takmıyor. İki sesi falan da yok. Hay Allah, bilemedim ben. Ali, hadi siz de dans etsenize. Biz bir ısınalım, havaya girelim, sonra hiç oturmayacağız. Değil mi James? Ben masaya çıkacağım şimdi zaten. Vuruyor mu? Nitan abla, kıyafetiniz çok güzel olmuş. Ay canım benim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kardo, yemin ederim senin düğün daha eğlenceli. Bu ne lan böyle gıy gıy gıy? Neredeydin? Ya... Dışarıdaydım, bastı beni burası. Çıkalım mı? Gün başlamadı bile. Benim bildiğim önce anneyle babanın eli öpülür ama hiç anlamadım. Gözünü seveyim sen, ne olur sorun çıkarma. Bunların adetleri de böyle demek ki. Gel hayatım. Gerçek başlangıç dansını biz yapalım. Gel. Ben bir hava alacağım. Bu kadar sıkıldığını belli etme.
Senin ne işin var burada genç? Ne alıp veremediğin var Güney'le? Böyle mi karşılıyorsunuz gelenleri? Yürü. Oğlum yürü lan aşağı. Cemre ne oldu? Tamam sen ne ayaksın lan? Burak. Tamam tamam. Tamam ya. Tamam bir şey yok. Arkadaş gelecek, bir problem yok. Şimdi gidiyor. Ya ne işin var senin burada? Ha? Kız kardeşimin düğününe geldi. Efendim? Kuzey Tekinoğlu sen misin? Evet benim. Ben kiminle görüşüyorum? Ben Şermin Koflu. Yardım et bana. Kurtar beni. Şermin Koflu mu? Bir dakika sen neredesin şu anda? Neredesin? Çabuk ol. Kurtar beni. Ama sakın polisi karıştırma. Sen neredesin şu anda? Bana adresini söylesene. Geliyorum ben oraya. Herkes nerede? Arka taraftadırlar belki. İneceğimi bilmiyorlar. Arayın bakalım neredelermiş. Peki. Adem! Adem! Mithat! Neredeler? Ne oluyor? Ferhat! Efendim.